sıcağım. Saçma saçma çıkma. Evet sayın seyirciler, iyi akşamlar. Saatlerimiz 03.12. Cihangir'deyiz. Cihangir'de bugün hareketli saatler yaşadık. Çekimimizde... Yine kavga çıktı ama. evet, estağfurullah, küfürlü konuşmayalım. Çekimi Bay Bars Güven yapıyor. Bay Bars bir çekim yapmadan önce 2 saat bıçak bilerler gibi makineye bakar, sağına soluna bir ötüye oradan o şey alır, net alır, bir karşıdan net alır, her yerden net alır. Hep flu çıkıyor o zaman. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Vallahi kusacağım. Ben blur çektim, bir tane görüntü yoktu. Evet. İlk Tweet TV'ye hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, evet, iyi geceler. Valla sigara var, idare edin. Ama gecenin saat 3.10 geçiyor bu arada. Montajda çiçek koyuyor. Parasak. Parasak mı? Parası, ne bileyim ya. Türkiye gündemine bakar mısınız? Aşk herkesi, aşk bence. Gören de dışarıda herkes kumrular gibi, ülke pırıl pırıl sanacak. Aslında doğru. Evet. Ülkemiz sanki pırıl pırıl. Lan yaprak kımıldamıyor, ekonomi çok kötü abi. Çoğu dükkan sifta bile yapmıyor yani, çukurcuma. Naz var, Naz diye bir arkadaşımız var. Onu da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hayatımıza giren herkes bize bir armağan mutlaka bırakır demiş. Sıra sende. Sıra bende. Black. Man in black. Yok sadece black. Aşk herkesi solcu kılar. İnsanın sol yanını hedef alır. Ve o bu kadar baştan oluyor. Okuyabilsem bile. Black. Aşk herkesi solcu kılar. İnsanın sol yanını hedef alır ve o bu kadar solcuyken imkansızdır sağ çıkmak. Evet. Çok manyak bir tweet. Naz'dan yine bir şey gelsin. Bu armağanlar arasında hoşumuza giden olmaya da bilir. Yani hediye alıyorsunuz da. Ha pardon ya, yanlış oldu. Hayatımıza giren insanlar birer armağan bırakabilir diyor. Bunlar bazen hoşumuza da gitmeyebilir diyor. Evet, arayan soran var mısın? Beni mi? Şey aradı ya, Acun Ulucan'ın asistanı aradı beni. Geçen hafta. Adı ne? Adını unuttum ya, adını da Acun Ulucan asistanı diye bırakmış. Beni beklemiş ama bir numara bırakmış. O numara aradım. Elazığ o taraflardan bir kamyoncu çıktı, zor konuşuyor. Olsun. Beni bir gün Acun Ilıcalı arar belki ya. Acun beni arar mısın lütfen, rica etsem ya. Yalnız Acun Ilıcalı'nın Efkan diye birisini aradım bu arada, başka yerde telefonu buldum. Çok güzel. En şey gibi koyuyor. Aynı Acun Ilıcalı gibi koçuyor. Neyin kafasını yaşıyoruz? Ne yapıyoruz? Niye aradın beni? Biz neyi konuşuyoruz gibi oldu. Tamam. Devam ediyoruz. Yani araba sesinden duyuluyor mu sesiniz? Duyulur her zaman. Bir sonraki tweetim, aldatmayan erkek. Estağfurullah. Senin bu estağfurullahını da sevmiyorlar ama. O, ben bazen mesaj alıyorum. Estağfurullah. Ne o ikide bir estağfurullah. Aldatmayan erkek. Tweetin sahibi. Sevdiğin kıza sahip çıkamıyorsan annenle beraber altın güne gideceksin. Aşk bence yazmış. Pınarcan. Nasıl bir mantık ki böyle? Mantığını da açıklar mısın? Onu da Bay Bars açıklar. Tamam. Bay Bars'a kalsa iki gün sürer. Aynen. Pınarcan. Abi kızın fotoğrafını çekiyor Balat'ta. Pınarcan, uyku tutmaz, düşünürsün sadece hayal. Bu arada arkamızda şey var. Ne var arkanda? Simirna var, Rozman. Evet, birazdan Cemil İpekçi'den bir tweet geliyor. Devam edelim. Hayat var. Hemen. Şey diyeceğim, Simirna. Simirna mı onun ismi? Biraz önce kavga oldu arkadaşlar orada. Bir kavga çıkardık. Yavuz Bingöl'de kendine şey yaptı. Gazeteler manşet. Alın terimle oynadılar ya. Evet, İklim tam kan. Bu iklim nedir ya? Sürekli iklimden bahsediyorsun. İklim oldu mu? İklim tam kan. Bende de var. Tam kan. Bir şeyleri kaybetmek çok sinir bozucu. Ama kaybettiğimiz şeyi ararken kaybettiğimiz zaman. En çok o zamanı kaybetmek sinir bozucu işte. İklimden daha iyi şeyler bekliyoruz da. İklim, isim güzel iklimin. İklimin soy ismi ne? Abi nereleri çekiyorsun sen ya? Ah Bay Bars ya, yüzünü seveyim abi. Ne olursun Bay Bars, dön bize, dön. Bay Bars, evet, ne olursun. Evet, bir sonraki tweetim yine iklim tam kandan. Yeter ama ya iklim ya, ama çok iklim yok. Bazen biraz yapma gözünü. Cingen Hüseyin'den durmadan okuyorsun. Ha o ayrı. Bir soru söyleyeceğim, iklim. Yine iklim tam kan.
şu oturma iznin için senede bir parmak izi veriyorum ya. Nasıl zevkli, nasıl zevkli. Amerikan filmindeki sarışın elebaşıyım sanki diyor. Herhalde Almancı kendisi. Almancı bir arkadaşım. Estağfurullah, estağfurullah. Evet, Cemil İpekçi'den bir tweet okuyorum. Bugün bize geldi. Yoğunmuş ve zamanı yokmuş. Bir daha sefere gelince sizden röportaj yaparım diyor. Halil Bey, katılmaz mısınız tweet'e? Cemil İpekçi, küçük adamlar yerinde sayarlar ve her şeyin sahipmişçesine kendilerini ezerler. Evet. Yazık. Allah üstün benlikten herkesi kurtarsın demiş. Cemil İpekçi'de okuyorum. Bey. Tekrar okuyorum arkadaşlar. Benim Türkçem biraz zayıf da. Küçük adamlar yerinde sayarlar ve her şeye sahipmişçesine kendilerini ezerler. Yazık. Allah üstün benlikleri herkesten herkesi kurtarsın demiş. Devam ediyoruz. Evet, bir sonraki tweetimiz sevgili Simirna'nın müdür yardımcısı Ulaş okuyacak. Ya müdür değil mi diyeyim? Müdür. Sıkıntı yok. Sıkıntı terbiyesiz diyorum. Herif. Estağfurullah. Tweetin sahibi terbiyesiz herif. Aşk bence acıya şikayetsiz katlanmaktır. Kısacası aşk herkesi miker. Siker bir kere oldu. Yapmayın böyle. Ne olacak ya? Halk bizim Ulaş'a teşekkür ederim. Bir sürü güzel şey böyle aileler de bizi takip ediyorlar, izliyorlar. Doğru söylüyorsun. Orayı miker yaptı. Sağ ol Ulaş. Görüşürüz. Halil, yarın sendeyiz. Devam et abi. Bu arada Ankara'da. Bırak bu bayat esprileri Allah aşkına. Bu arada onun... Ya bir şey söyleyeceğim. Sen ben ne söylersem söyleyeyim. Hemen bayat, eski, kıl, yünce. Ya derdin ne benimle ya? Eski bir baba tanıyorum. Neyse, sigara veririm. Evet, sayın seyirciler, evet sayın seyirciler. Bu arada Duygu Paracıkoğlu. Canım video, ya çok tatlı ya. Videosu çok güzel yalnız. Videom mükemmeldi. Duygucuğum gerçekten tebrik ederim sevgili seni. Bizden daha iyi bir şey yapmışım. Bizden bir şey olmuyor. Abi bizden sunucu olmuyor. Sen niye benim sözümü kesiyorsun ya? O da var aslında ya. Ben niye kesiyorum? Yer değişelim mi size? Yer değişelim. Şöyle bir durum. Ha bugün Talip de izlemiş. Daha doğrusu Talip Karamahmut oldu. Yok, birmiş kameranın arkasından gelsin, ben kameranın önünde. Estağfurullah. Sen ünlü mü olmak şaka istiyorsun? Şaka yapıyorum abi. Neyse, Talip de izlemiş, çok beğenmiş. Talip istedi, ha doğru, Talip Uslu hocamız değil mi? Estağfurullah. Evet. Duygu, sakın videonu silme, mükemmel olmuş. Duygu Paracıkoğlu, o videoyu mutlaka izleyin. Bu arada benim Twitter'da her geçen gün azalıyor. Niye olabilir? Kendim siliyorum, yemin ediyorum ya, kendim siliyorum. Abartma. Sana şey mi yapanlar böyle pozitif bir şeyler söylemeyene, kötü şeyler yok, söylemeyene? Yok moruk, kendim siliyorum ya, gereksizlikler var. Bu arada Lübnan'daki Yiğit Coşkun'a sevgiler, selamlar. Var mı? Şey diyeceğim, Onur Aydın'ın Yağmur, Kıyamet Çiçeği bu hafta tüm kitapçılarda olacak. Onur Aydın'ın Yağmur, Kıyamet Çiçeği. Konusu romanın evet. Kimdi? Halil evet, gelmiş. Kersine. Konusu neydi? Kazım Koyuncu, Trabzonspor ve Çernobil. Maalesef evet, 86 evet. Çernobil, 96 Trabzonspor'un şampiyonlukla ilgili serüveni ve 2005'te Kazım Koyuncu'yu kaybetmiştik. Bir sonraki tweet'i Halil okuyor. Evet, okuyoruz. İpek'ten okuyalım. Tekten okuyoruz. Erkek olsam müzik endüstrisinde rakip bırakmazmışım. Sound platform tek konte. Sinem diye Sinem Şekercioğlu. Halil bugün daha başarılı oldu. Halil her geçen gün kendine gelişiyor. Gün üzerine koyuyorum. Biraz daha. Yok. Sinem Şekercioğlu. Her sürekli bunalım. Son 15 yıldır tanıyorum Sinem'i, Şekercioğlu'nu. Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşım. Canım kuzenim. İyi ki geldi bu gece. Çok güzeldi. Böyle saçma sapan arada böyle bunalım, melankolik. Arada da güzel şeyler paylaşıyor tabii ki. Gecenin konusu Simirna'da ufak bir hareket oldu. Ondan sonra Burcu Paracıoğlu'nun videosu. Ondan sonra Acun beni aradı. Bir de iklim. İklimlerden. İklimler. Nuri Bilge Ceylan'ın 47 ödüllü Türk sinema tarihinin en çok ödül alan filmi. Yalçın'da yeni bir film çekiyor. Diklimler. Evet. Diklim. Şeyle kapatalım mı? Neyle kapatalım? Nuri Bilge Ceylan, İklimler. 40,
47 yok, uzak mı almış? Yapa uzak almış diyor, pardon. Yasemin son şeyini okuyalım. Abi ben bir severdi, ben kapatıyorum ya. Ya sus be. Ne kadar gıcık. Ya bir şey söyleyeyim, gıcık değil de. Sen hep bana karşı, sürekli şeyi bana karşı olmamın. Şeyi söylemek gibi, şeye gitmiştim. Bir zamanlar, yalnız küfür ediyorsun. Yok, bir zamanlar Anadolu'da filmine gitmiştim, Atlas sinemasında. Sağır bir gıcık. Abi bir dinle ya. Kırıkkale'de geçiyor. Yemin ediyorum var ya, ilk 30 dakika, 40 dakika geçti. Yaklaşık 50 kişiydi. Kimse bunu ilgileniyor mu? Yok, ben en çok bununla ilgileniyorum. Cidden bak. Tamam. 50 kişiydi. Büyük salonda o Atlas'ın. Evet. Grup. Hiç abartısız söylüyorum. Film bittiğinde kaç kişi kaldı? Bir iki kişi. Kız arkadaşın da sen. Yok, tek... Kız da gitti. Hatun'la gitmem. Ben hatunla sinir, konsantrasyonum bozuluyor. Bak. Niye? Şey mi yapıyor kız? Rahatsız ediyor seni. Rahatsız ediyor kız. Ya bir şey soracağım. Kız niye yüzü de göremedi oğlum yani uzunlerde. O ayrı. İklim? Hı? İklim. İklimler filmle mi gitmiştin sen? Ya saçmalıyım. Ya bir şey soracağım. Bir gaz ver dedi. Yasemin. Yasemin. Ben çıktım oraya. Ya sen git istersen ya. Abi sen bir zahmet et. Git abi. Git bir daha gelmeden. Tek başına mı bitecek? Evet sayın seyirci. Evet sayın. 10 dakikayı geçti ya. Sayın seyirciler. Yasemin bir şey demiş, sağır bir garson gibidir hayat, sen işkembe dersin, o işkence getirir, estağfurullah diyelim. Her şey gönlümüz olsun, iyi geceler. Simirna'dan bir mesaj vermek ister misin? Tabii, herkesi bekliyoruz. Simirna'ya. İyi akşamlar. Herkes gelmesin bence. Herkes gelmesin, evet. Herkes gelmesin. Evet. Seçilip gelsin. Şey olsun, seçilip gelsin. Şey soracağım, böyle seçilip gelsen biz hiç gelmememiz lazım. Yok, siz başta gelmeniz lazım. Ya oğlum ay. Vay bak, bırak şu numaraları.